Bartholin bezlerinin kanal ağızları aşağıdakilerden hangisine açılır? Bir kere vestibül nedir derseniz, vestibül kabaca labium minusların arasında kalan bölgedir. Vestibüle açılan 4 tane de yapı var. Bir tanesi üretranın eksternal meatusu, biri vajenin introitusu, vajen girişi. 2 tane de kanal açılır buraya. Bu kanallardan bir tanesi, az önce de çizmeye çalıştım, Bartholin bezinin kanal ağzıdır, kanallarıdır. Bir diğeri de skene bezleridir. Şimdi bir insanın anatomik pozisyonunu hayal ederseniz şöyle, değil mi? Anatomik pozisyon böyle durduğu zaman insanın simfizisi anteriorudur. Bir insanı litotomi masasına da kaldırsanız, tavana da assanız anterior kısmının simfizisi olduğu gerçeği değişmez. O zaman şöyle bir insana litotomi masasında da karşıdan baktığınızda simfizis kısmı, yani burası anteriorsa burası posterior kısmıdır. Burası hastanın sağı ve solu. Ortadan bir çizgiyle ikiye ayıracak olursam vestibülü. Burası vestibülün anterioru, burası ise vestibülün posterioru. Peki Bartholin bezinin kanal ağızları nereye açılıyor? Labium minusla himen arasındaki şu oluğa açılıyor, boşluğa açılıyor. Burası posterior vestibülde yer alan bir bölgedir. O yüzden Bartholin bezinin kanal ağızları posterior vestibüle açılır. Bunu soran zihniyet skene bezlerinin kanal ağızlarının nereye açıldığını da sorabilir. O da vestibülün anterioruna, hemen üretranın komşuluğuna açıldığında yeri gelmişken söylemekte fayda var. Bir lütfen resme de dikkat edin. Bakın burada Bartholin bezini görüyorsunuz. Kanal ağızlarının himenle labium minusların arasındaki oluğa açıldığını unutmayın. Anatomik yakınlık nedeniyle aşağıdaki arterlerden hangisine yönelik cerrahide üreterin bağlanma riski en yüksektir? Aslında size az önceki soruda kardinal ligamentin içinde bir tünel gösterdim, değil mi? Bu tünelin içerisinde bir üreter geçiyordu. Bir de hemen bunun üreterin, değil mi, hemen olduğu bölgede üstünden geçen uterin arterden bahsetmiştik. Hani köprünün altından çok su geçer diye tarif ediyorlar. Buradaki yakın komşuluktan dolayı biz histerektomi sırasında uterin arteri bağlarken alttan geçen üreteri de zedeleme riskimiz var mı? Var. Peki bu birincisi, ama bir başkası daha var. O da ovaryan arterdir. Ovaryan arter neyin içerisindeydi? Overi uterusa bağlayan ligamentin içinde değil. Neredeydi overi? Pelvik yan duvara bağlayan ligamentin içindeydi. Bu pelvik yan duvara bağlayan ligamentte neydi adı? Infundibulo pelvic ligament. Peki biz o zaman o veride alırken infundibulo pelvic ligamenti de kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Peki buna komşu olarak hemen bu arterin altından da geçen uterusa, böyle bakın, uterin arter komşuluğunun daha dışında geçen ne de var? Üreter var. O yüzden biz ovaryan arter düzeyinde de zedeleme riskimiz var mı? Var. Özellikle bu ikisini bilmenizi istiyorum. Biz üreteri en çok zedeleyebileceğimiz arter ovaryan ve uterin arterdir. Peki bunlardan hangisidir? Arterya ovarikadır. Eskiden uterin arter diye yazardı kitaplarda. Bugün ise artık ovaryan arter seviyesinde biz daha fazla üreteri zedeleme riskimiz var.